İtalyanlar kaç maç oynadı? Bizde hemen yorgunluk var bilmem ne. Neyse buraya geçelim. Şimdi gelelim transferli. Şimdi Temmuz'a kadar olan. Ver bana bir kulüp, ben sana yapayım. Şimdi her bir şirketin reklam departmanı var, finans departmanı var, bilmem ne departmanı aldım. Yani mübayası, şu sıfısı, her şeyi bir departmanı var. Ya arkadaş, senin bir scout grubun yok mu? Eğer onlar zaten boş insanlarsa, tamam mı? Neye para veriyorsun? Al ver adamlara, ver. Ver 50.000 lira maaş, ver 100.000 lira maaş, ver. Tamam mı? Al 3-5 tane adam. Onlar koparsın, işi, sen o işleri onlara bırak. Güvenç Kurtar bir teknik direktör olsa bir takımda, Güvenç Hoca scout'tan gelen raporu ciddiye alır mı? Ya Güvenç, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sana iyi bir futbolcu önerdikleri zaman genç yetenek. Bir dakika. Ben cevabı biliyorum da. Scout'umu ben seçeceğim. Heh, tamam. Heh, anladın mı? Scout'umu ben seçeceğim. Başka. Bir yönü fark etmez. İyi bir scout yönetim de şey yaparlar. Bak Antalya Spor'da var. O Gökdeniz'i aldılar. Yeni gençleri alıyorlar falan filan. Neyse. Şimdi bak. Bir grup vardır bu. Ya o kadar zor değil arkadaş. Bizim işimiz. Bak gir, bir tane program var. Gir or, bana verilen adamlar isimleri. Tamam, White Scout ya. Ya White Scout. Ya gir orada abi. Ben var ya 5 dakika seyredeyim bak, 6 değil. Bir adama ne olduğunu anlarım. Ha. Ondan sonra da şey yaparım. Adını söyle. Onların maçlarını izlerim. Ciddi maçlarını izlerim. Milli takımda izlerim. Ya o kadar zor değil bunlar ya. Ne kadar abartıyoruz ya. Yok olmuyor. Ha. Paraya gelince tabii ki sıkışıklık hocam, var. Hocam ben bir soru soracağım sana ama Serdar'a hatta dur. Hocam sana değil. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grubu belli. Deplasmanda A+ bir takımla oynuyor. Sağ tara, sağ beke Eskişehir'den alan Bilal'le başlar mı Sergen Hoca? Mecbur kalırsa başlar. Çok net bir soru sordum hocam. Çok güzel söylüyorsun. Bak olmaz abi. Çok güzel, bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak, ben Serdar, cevap vereyim mi? Eğer, versin hocam. İnanırsa, eğer inanırsa oradan bir şey çıkacak şekilde inanırsa verir. Çünkü Ozan Kabak'a vermişti Fatih Hoca değil mi? Bak şimdi oraya bir şey söyleyeceğim ama size. Ama burada vermiyor. Ozan Kabak burada var ya, 10 tane maçı verdi. Hocam yani, Ziraat Türkiye Kupası'nı Utku'yla kazandı. Kaleci, ligi Ersin'le kazandı. Yani ya, veriyor. O şansı veriyor. Bak, bir şey söyleyeyim. Şimdi Aykut'un sorusunun cevap olarak. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bak, ben vereceğini zannetmiyorum. Geçen sene lige girerken sağ bek de yoktu, o da yoktu, bu da yoktu. Ne yaptı? Rozier'i buldu, Cezal'ı buldu falan filan. O başarı ya, çok büyük başarı. Bir dakika. Orta sahada bir adam vardı, gitmesini istemedi. Yok gitti. Geçen sene çok beğendiği Beşiktaş'ta orta saha. Kimdi o giden? Çok beğeniyordu. Elneni. Tutamadın, gittin başkasını aldın. Josef'i aldın. Ya böyle bir şey bahane, bak bunlar bahane Serdar. Bahane arkadaş. Abi yöneticiysen bak. Böyle bir bahane yok bak, arkadaş. PAOK maçında Elneni yokmuş değil mi? Hoca söyledi, bir Elneni'miz olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Elneni niye yok? Kiralıktı. Peki niye kiralıyorsun? Paran yok. Niye paran yok? Geçmişten gelen borç yükü. Elneni nereye gitti? Sen oynadıktan sonra Arsenal'da ilk 11 oynadı uzun bir süre. Peki Josef nasıl geldi? Nasıl aldın? Boşa çıktı. Boşa çıktı. Gene borç servis alamazsın. Bak bir şey söyleyeyim. Tamam da bak. Boşa çıktı. Ya bunlar bak. Onu iyi takip etti yönetim. Ya nasıl takip edecek? Ben onun boşa çıkacağını bilmem. Herkes biliyor kimin boşa çıkacağını 6 ay evvelden ya. Ya bunların bahanesi olmaz Serdar. Olmaz arkadaş. Sen yöneticiysen, sen iyi bir ekibin varsa, iyi bir scoutların varsa bunların hepsini toparlarsın. Ya ben bir arkadaşımıza, çok meşhur o da yani, çok büyük transferler yaptı oraya buraya falan. Beni çağırıyordu Mahmut'la biz ikimizi. Bakıyordum 2-3 dakikada adamı buluyordum abi yani. Yığınlar. Ya kiracın çıktı değil mi? Ben. Evde hasar var değil mi? Tamam. Tadilat yapacaksın. Paran yok. Tam aksine borcun da var. Tadilat yapamıyorsun. Ben içeri kiracı girdim. Sen diyeceksin ki bana ya, hocam bu ne? Kiracı çıkacak. Diyeceksin. Bak. Borçtan dolayı yaptıramadım. Ben anlamam. Ben Temmuz'un ortasında girecektim hocam. Ben öyle sıfır ev istiyordum. Ya kiracı çıkacağını bilmiyor musun? Hocam, onu yeni kiracı arayacaksın işte, abi. Emlakçıya vereceksin bilmem abi, ne yani. Abi ekonomik sıkıntın çok büyükse yapamazsın. Ya o başka. O zaman hiç yapama. Niye bir ay sonra yapıyorsun? Yapmak zorundasın. Ya tamam da anca oturur. Ya olmaz ya, abi. Olmaz. Kabul etmiyorum Şenol abi. Şenol Hoca dedi ki bir gün ben 5. haftada 6. haftada takım oturmasını bekliyorum. Benim için daha iyi demişti. Aslında orada özeti şu. Yani bu ülkede takımlar 6. 7. haftadan sonra oturuyor. Çünkü en iyi transferler ligin 3. haftasında geliyor. Neden? Ya bak, akşam pazarını bekliyorsun. Paran yok, pulun yok, borç içerisindesin. Para hiç yok canım. Milyonlarca TL ya faiz bak, ödüyorsun. Seni şimdi bir fikirlerini çürüteceğim. Severim esasında, güzel şeyler söylüyor ama. Güzel şeyler. Şimdi Trabzonspor niye Avrupa kupalarından ligden koptuğu için diyorsun, bu işlere verdi. Ya bunu departmanı farz etti burada o görevi yapıyor. Yok, bu işlere verdi de daha rahat yapabildiler. Fark etme, rahat. Bak, ya zor yapsın arkadaş. Güvenç Hoca bir şey söyleyeceğim. Rahat yapsın olmaz. Bak bunu bana cevabını ver. Ben ilk önce bunun cevabını ver. Şimdi Trabzonspor şampiyonluğa söyledi. Onun ekibi bu işleri zaten yürütecekti. Ya hiç mi yardımcısı yok arkadaş Abdullah Hoca'nın? Hiç mi kimsesi yok? Bizim de ekibi var en azından 5-6. Olmaz abi, bunu kabul etmiyorum ben. Bana ne dersen de, Trabzonspor ligden koptu da onun için rahatladı falan. Böyle bir şey yok katılıyorum ya. Katılıyorum bak, tamam. O da olabilir. Olmaz abi, bahane yok abi. Hocam, Trabzonspor yapıyorsa Fener'i de Beşiktaş'ı Galatasaray'ı da yapacak. Hocam o da olur. Onu da kabul ediyorum. O da olur. Onu da kabul ediyorum. Trabzonspor'un maddi durumu Beşiktaş'a, Galatasaray'a göre, Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Yapabiliyorlar. Ya sen şimdi daha iyi. Bak, Serdar oradan oraya atladın ya, maddiyete atladın. Abi benim başlığım şu. Bu kadar borçla sen sokakta kabadayı gibi yürüyemezsin. Ama 3. haftadan cebinde sonra yürüyorsun. Cebinde para varken gel bir İstiklal Caddesi'nde yürüyelim seninle. Bak. Bir de cebinde para yok, borç varken bir de yürüyüşün de işin hocam. Tamam da anladım. Onu demeye çalışıyorum. Ben de sana diyorum ki cebine göre adam bulmak çok rahat bulursun yani. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben demin niye sordum? Güvenç Hoca Scott'ten gelen raporu kabul eder mi diye niye sordum? Türkiye'de bana bunu bir yönetici söyledi. 200 sene önce başka bir camiadan bir yönetici daha söyledi. Arkadaş dedi, biz dedi, bak çok net söylüyorum. Sen Türk hocasın, seni ayırıyorum hocam. Yani yanlış anlama. Biz Türk hocaları genç oyuncu kabul ettiremiyoruz dediler. Ben de duyuyorum. Hepsi tecrübeli istiyor. Başka iş var içinde. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bunu söyleyen yöneticiler var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sergen ne dedi biliyor musun? Telefondan baktım dedi. Cezalı aldım dedi. Bitti abi. Gönderi bana adam. Ben bak ne diyorum. Şimdi ben bir arkadaşın, sen de biliyorsun, yazıhanesine bakıyordum. Ben 2 dakikada diyorum ya bu tamam diyordum. Ya bak falan. Yok kardeşim. Ben bunu görüyorum. Ondan sonrasına bak. Bana gelir tamam mı? İsimler gelir. Ben onları benim yarım saatimi almaz biliyor musun? Yarım saatimi. Hani ben istersen final maçına çıkayım. Yarım saatimi almaz, bakarım ona ben arkadaş. Olmaz yani. Ya bunları biz hep bir şey üretiyoruz yani, tamam. Hak veriyoruz, para yok, pul yok. Ya parasız da bulursun ya. Parasız bir sürü adam bulursun. Parasız derken. Ya ben şimdi buraları kimleri Mirkoviç'i, Kuzman'ı şeyleri. O zaman da bak. Lečković falan Beşiktaş'a geldi. 1 milyon dolar istediler benden Bulgaristan'da. Lečko. Başka birisi daha gelmiş. Neyse. Yankov falan 1 milyon dolar. Ben Mirković, Ömerović, Kuzmanovski'yi, bak üçünü. Tabii bu Alişan Başkan, oradan da teşekkür ederim tekrar ona. Üçünü 2 senelik mukavele bonservisleri birlikte o zaman 550 bin mark aldım. Ne oldu şimdi? Vay be, bir zamanlar mark vardı. Tamam neyse, şunu söyleyeyim bak ama. Yani şunu anlatınca bir adam Yankov'a 1 milyon dolar istiyorlardı. Anladın? Ben 3'ünü aldım. Ayman'ı aldım. Ya Ahmet Hasan'ı aldım ya. Hepsi 250 bin dolar ya. Arkadaş yani bunu, bir tane Metat Abdeli vardı. Ayman'ı 90 bin dolara aldım. Ya hepsi de. Tabata'da mesela çok ucuza mal olmuştu Antep'e değil mi? Sonra. Evet sonra. Ya şimdi yani bunlar istemiyorlar. Galatasaray'ın PSV maçından geldik değil mi? Yani burada Fatih Hoca da dünyanın sonu değil diyor. Hani altyapısını mı yapıyor acaba? Olacaktır. Ben öyle algılamıyorum. Olabilir. Yok öyle demiyorum. Samimi konuşuyor. Bence de PSV maçında zaten tartıda göreceğiz. Yani hangi tarafın teknik olarak daha hazır olduğunu mutlaka göreceğiz. Bu kadar kısa sürede içerisinde Fatih Terim bu takımı hazırlayabilir mi? Bence de hazırlar. Şimdi ama PSV'yi seyretmiştir o. Hocam, takip ediyordur hocam, kimleri aldanmadı. Elenirse de ben Galatasaray'a bir şey diyemem. Karşısındaki takım 5 senedir hazır zaten. Bu taraftaki Galatasaray her sene kiralıklarını tekrar geri toplayabilme. Niye kriterlere takılıyor UEFA kriteri? Geriye toplayabilme mücadelesi veriyor. Çok güzel. 13 milyona Çakne'yi al. 8-10 milyona al. Evet 23 ver. Ondan sonra burada bilmem ne. Olmaz abi. İşte onu söyleyeyim hocam sana. Almayacaksın, etmeyeceksin. Ya bak, bizde taraftar hiçbir şeyi dinlemiyor. Taraftar başımızın tacı. Onsuz zaten futbol olmaz ama. Bunu isteriz, şunu isteriz. Ya arkadaş para yok, pul yok. Şimdi bak, belki zamanla gelecek. Şimdi soruyorum, bizde UEFA kriterleri derlerdi. 30 sene evvel derdim ki ya kardeşim gelsin. Artık yumurta kapıya geldi, şimdi yasak koydular falan. Şimdi hiç transfer zamanı sen oradasın. Daha çok ikiniz görüyorum. Ya işiniz bu zaten. Hiç transferi limitine kadar kullanılıyorlar değil mi? Hiç borç ödeyelim diyen bir kulüp gördün mü? Duydun mu sen ya? Kavga ediyorlar bir de. Limit az bir limit. Ya bir de borcu öde. Yok. Altyapıdan adam ne altyapı ya olmaz. Hocam borçlar. Seyrediyorum şimdi. Borçlar temlikte altında. Ya tamam da yani. Ürün geliri geliyor hop bankaya hocam. Ya tamam da bir şey söyleyeceğim. Şimdi aşağıdan futbolcu yetişmediği müddetçe hiçbir şey olmayız. Şimdi Bal Ligi, Ali Düşmez seviyorum, kulağı çınlasın. 125 tane takım katıldı, 4 tanesi şeye çıkıyor ya. 4 takım. 100 takım da katılmadı. Ha, böyle bir şey olur. Hocam ya, bir sene sonra... 3 tane, bak bir dakika. 3 tane, 5 tane maç oynadı herifler bitti. Ya bundan hocam, nasıl futbolcu yetişecek arkadaş? Bir sene sonra, ya? Bak bir sene sonra ya da 2 sene sonra mı? Kulüplere kayyum geliyor. Yani kayyum derken atanma olayı değil. Bankalar Birliği'nden birileri gelecek. Artık kulübün mali yönetiminde yer alacak.